Merhabalar, bugün Kıbrıs tatlısı yapıyoruz. 2 su bardağı toz şekeri bir kaynatma kabına aldım. Üzerine 2 su bardağı su ilave edip 15 dakika kaynatıyorum. Şerbetimizi kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp 2 paket vanilya ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız şerbeti soğuması için bekletiyoruz. Tatlımız için 3 adet yumurtayı bir karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Üzerine sıvı yağı, 1 su bardağı Hindistan cevizini, 1 su bardağı galet ununu, 1 su bardağı çekilmiş cevizi ve 1 paket kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Hazırladığım karışımı dikdörtgen bir borcama boşaltıyorum. Her tarafı eşit olacak şekilde dağıtıyorum. Önce ısıttığım 160 derecelik fırında 30 dakika pişiriyorum. Fırından çıkarttığımız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetimizi döküyoruz. Tatlımız şerbetini çekip soğuyana kadar dinlendiriyoruz. Tatlımızın üzerine dökmek için muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre sütlü bir kaynatma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ilave edip muhallebi kıvamı alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Muhallebimiz koyulaştı. İlk sıcaklığını atması için 15 dakika bekletiyoruz. Üzerine 1 poşet krem şanti ilave edip 10 dakika karıştırıyoruz. Hazırladığımız muhallebimizi tatlımızın üzerine döküyoruz. Tatlımızı bir gece buzdolabına dinlendiriyoruz. Dolapta beklettiğimiz tatlımızın üzerine istediğimiz şekilde süslüyoruz. İstediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. Tatlımız servis hazırdır. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.